Bir nesnenin başlattığı titreşimler dizisine ses denir. Doğada meydana gelen olaylar ve çevremizdeki varlıklar ses çıkarırlar. Ses çıkaran her madde veya cisme ses kaynağı adı verilir. Ses kaynaklarının çıkardıkları sesler birbirinden farklıdır. Sesin oluşabilmesi için titreşim hareketi gereklidir. Titreşim yapan ses kaynakları havayı titreştirir. Titreşen hava yayılarak kulağımıza gelir ve bir etki oluşturur. Kulağımıza gelen sesler beynimize iletilir. Beynimiz tarafından anlama dönüştürülür. Böylece gelen sesin anlamına göre tepki veririz. Ses telleri ne kadar hızlı titreşirse ses o kadar yüksek çıkar. Kadınların ses telleri kısa ve ince, erkeklerin ses telleri ise uzun ve kalındır. Bu yüzden kadınların ve erkeklerin sesleri birbirinden farklıdır. Ses dalgalarıyla su dalgaları benzerlik gösterir. Su dalgaları bir engele çarptığında yansır. Ses dalgalarının aynı özelliği göstererek bir engele çarpıp yön değiştirmesi olayına sesin yansıması denir. Yarasalar karanlıkta yollarını bulmak ve avlanmak için ürettikleri sesten yararlanır. Gönderdikleri ses dalgaları yakın çevrelerindeki cisim veya canlılara çarpar ve geri yansır. Geri dönen ses dalgaları yarasaların geniş kulakları tarafından toplanır. Yunuslar da aynı şekilde seslerinin yansımasını kullanarak yönlerini ve avlarını bulabilir. Yunuslar avlanmak istediklerinde ses dalgaları yayar. Yayılan ses dalgaları yansımalar sonucunda Yunus'a geri geldiğinde Yunus avlanacağı balıkların yerini tespit etmiş olur. Yunusların yaşamlarını sürdürebilmeleri seslerini kullanabilmelerine bağlıdır. Ultrason cihazları insan vücuduna ses dalgaları gönderir ve yansıyan ses dalgaları sayesinde vücut dokuları görüntülenir. Vücuda gönderilen dalgalar buradan yansıdıktan sonra ekran üzerinde bir resim oluşturmuş olur. Doktor bu görüntüye bakarak hastalık hakkında bilgi sahibi olur. Ultrason cihazı sayesinde anne karnındaki çocuğun gelişimi ve cinsiyeti takip edilebilir. Radar cihazları ses dalgalarının yansıması prensibiyle çalışır. Radarlar yardımıyla araçların hızı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Sonar cihazları da sesin yansıma prensibi üzerine kurulu aletlerdir. Sonar cihazı yaydığı dalgaların bir yere çarpıp geri dönme süresini ölçer. Böylece yansımanın olduğu yerin derinliği ölçülebilir. Bu cihaz batık gemilerin yerlerinin tespiti, deniz derinliğinin tespiti, deniz dibi haritasının çıkarılması ve balık sürülerinde hangi türden kaç ton balık bulunduğunun tespiti gibi birçok alanda kullanılır. Sesin hızı havada, deniz seviyesinde ve 15 santigrat derece sıcaklıkta 340 metre bölü saniye olarak alınır ve frekansa bağlı olarak değişmez. Her frekans da aynıdır. Sesin hızı ortamın sıcaklığına, yoğunluğuna ve basıncına göre değişir. Soğuk havada sesin hızı azalır. Ses sıcak havadan soğuk havaya geçerken yayılma doğrultusunu değiştirir. Ses dalgaları katı, sıvı ve gaz ortamlarında yayılır. Ortamın yoğunluğu arttığında ses dalgalarının hızı da artar. Filmlerde Kızılderililer ve kovboyların treni soyacakları zaman kulaklarını tren raylarına dayadıklarına hiç dikkat ettiniz mi? Ses havada 340 metre bölü saniye hızla yayılırken demirde 5100 metre bölü saniye hızla yayılmaktadır. Bu da trenin çok uzaktayken sesini havadan gelmeden önce raylardan gelmesini sağlar.